ilklerinden Türk Böbrek Vakfı'nın başkanı. Türk Böbrek Vakfı, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda Kahramanmaraş'ta nakil bekleyen hastalar için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde organ bağışı bekleyen hastalarla bir araya geldi. O zaman yüksek tansiyon. Ama kutu başlatan ne? Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, organ bağışı haftasında organ bağışlamanın önemine dikkat çekerek, bağışların dini açıdan da bir sakıncasının olmadığını ifade etti. Yaklaşık 10 seneden beri organ nakli, organ bağışı haftalarında devamlı aktif bazı görevler üstleniyoruz. Burada da üstlendiğimiz gibi. Bilinçlendirme konusunda elimizden geldiği kadar çalışma yapıyoruz. Kadavradan organ nakli oranının artması için çalışma yapıyoruz. Ve bunun Kur'an'da yeri olduğunu, en büyük sevaplardan bir tanesi olduğunu hep anlatmaya çalışıyoruz. Devamlı cuma hutbelerinde bu konunun işlenmesi için Diyanet İşleri'yle devamlı temaslarımız oluyor. Bu boyutta yetmiyor, bu boyutun daha da artması lazım. Aksi takdirde %22'lere ulaşmakta eski oran, cevaz verme, onay verme oranına erişmekte zorluk çekeriz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özkan Güngör, kronik böbrek yetmezliği ile ilgili bilgi vererek yıllardır böbrek naklini teşvik etmek için uğraşıyoruz ifadelerini kullandı. Böbrek yetmezliği ne yazık ki ilerleyici bir hastalık ve sıklığı her geçen gün hem ülkemizde hem de dünyada artıyor. Hastalar belirli bir aşamadan sonra son dönem böbrek yetmezliği hastası haline geliyorlar ve bu hastalarda hemodiyaliz, peritonediyaliz ya da böbrek nakli bir seçenek olarak onlara sunuluyor. Hiç tartışmasız böbrek nakli bu hastaların tedavisindeki en başarılı yöntem. Özellikle böbrek naklini teşvik etmek için uğraşıyoruz. Daha önce böbrek nakli olan hastalar ise diyaliz süresindeki hastaların yaşadıklarının zor olduğunu dile getirerek insanların hayata dönmesi için organ bağışlarının çok önemli olduğunu söyledi. 2015 başından beri diyaliz hastasıyım. Haftanın 3 günü pazartesi, çarşamba, cuma günleri gelmekteyim. Aynı ailelerinden biri de kendilerinden olabilir. Onun için imkanı olanların nakil konusunda istekli olmalarını istiyorum. 5 yaşında başlayan böbrek hastalığım 24 yaşında böbreğimin bitmesiyle son buldu. Annemden böbrek nakli olarak hayatıma devam ettim. Diyaliz sürecindeki hastalarımızın durumu çok zor. Onların organ bağışıyla diyalizdeki hastalarımızın normal hayata dönmesi, işine gücüne daha iyi sıkı sıkı sarılması, topluma karışması açısından çok önemli.